Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 19 Kasım 2021 tarihli Aile Bir Yuva ve Sevgidir başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُونَ اِلَيْهَا Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Aile toplumun temeli ve çekirdeğidir. Ailenin bütünlüğü ve istikrarı olduğu sürece toplumun da bütünlüğü ve istikrarı gerçekleşir. Bu yüzden İslam ailenin tüm üyeleri arasında huzur, sevgi ve merhameti sağlamak için aile korumaya büyük önem verdi. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu güzel ayeti kerimeyi tefekkür eden kimse Allah'ın aile korumanın onun büyük kudretinin delillerinden olduğunu bildirdiğini görür. Yüce Allah koca karısıyla, karı da kocasıyla huzur bulsun diye evliliği huzur kaynağı olarak gösterir. Ve sevgi ve merhametin bir aile korumanın temelleri olduğunu belirtir. Sevgi, iyi muameleyi motive eden bir duygudur. Bu nedenle eşlerden her biri bazı huyları farklı olabilir ve diğerinin sevmeyeceği şeylere katlanabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse karısına kin beslemesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Bu şekilde demek istediğimiz aile, güzel ahlak, güzel geçinmek ve şefkat anlamlarını temel alacaktır. Bu istikrarlı ve uyumlu ailenin gölgesinde iyi ilişkiler kurulacak. Asil değerler ve salih zürriyetler de ortaya çıkacak ve ev içinde mutluluklar yayılacak. Aile içinde huzur ve sevginin sağlanması için iyi muamele ve güzel geçinmek gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Kadınlarınızla güzelce geçinin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En hayırlı kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği zaman itaat eden, yanında bulunmadığı zaman malını ve iffetini koruyandır. Kocanın yiyecek, içecek ve giyecek sağlayarak ailesine harcaması da gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Onların yiyeceği, giyeceği ürfe uygun olarak babaya aittir. Yine Allah Teala şöyle buyurur. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Yine de Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Adam için ailesini nafakasız terk etmesi kendisine günah olarak yeter. Eşler arasındaki sırrı tutmak gerekir. Çünkü her biri de diğerinin örtü ve ziynetidir. Eşler arasındaki sırrı ifşa etmek ise hiçbir dinin kabul etmediği bir ahlaksızlıktır. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allah Teala'ya göre en fena insan karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Karı kocanın çocukları güzelce yetiştirme görevini paylaşması gerekir. Eşlerin çocuklara bakmadaki rolü sadece yiyecek, içecek ve maddi destek sağlamakla sınırlı değildir. Çocuklara ahlak ve değer öğretmek de toplumun yükselmesindeki kendilerine düşen görevleri yapmayı sevdirir. Böylece de dünyada ve ahirette babalarının ve annelerinin göz aydınlığı olurlar. Allah Teala şöyle buyurur.
Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat, ailede çocuk haklarına önem verilmesi lazım olduğu gibi ana babanın haklarını da gözetmek gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Bu değerlere dikkat edersek tüm aile için güvenlik, huzur ve mutluluk sağlanır. Aile üyeleri arasında yaşamı ve umumu ilgilendiren konularda istişare olması gerekir. Bu ailenin her ferdine kendi rolünü ve önemini hissettirir. Hudeybiye Antlaşması esnasında Peygamber Efendimiz eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha onunla istişare etti ve onun görüşünü kabul etti. Gerçekten de onun görüşü en uygun çözümdü. Şüphesiz ki akrabaların, karı kocanın arasındaki iyi geçinme, saygı, huzur ve sevgi bağlarını desteklemek, özel hayatlarına saygı duymak ve ikisine nasihat vererek anlayışsızlıklarını kontrol altına almak yoluyla aile bütünlüğünü ve istikrarını koruma konusunda büyük rolü vardır. Allah Teala şöyle buyurur. Kullarıma söyle, sizin en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Analarımız, babalarımız, çocuklarımız ve akrabalarımız ailenin temelidir. Bütün toplumda sevgi, uyum ve istikrarın hüküm sürmesi için evlerimizde huzur ve sevgiye ihtiyacımız vardır. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.